Şu çirkin sarı hırkalı kızı hatırladın mı? Aa, berbat evet. Ah, pardon, izin verirsen. Beni görmüyorlar mı? Okul yeterince zor değilmiş gibi. Bir de sevilmiyorsan. Vay haline. Derse yetişmeliyim. Geç kalmak istemiyorum. Ne? Pardon, üzgünüm. Şaka mı yapıyorsun? Ne, şuna bak. Sırılsıklam. En sevdiğim tişörtümü mahvettin. Ben çok üzgünüm ben. En iyisi gideyim ben. İnanabiliyor musun? Çok berbat biri. Göstereceğim ona. Neyse ki ödevimi yapmıştım. Yoksa unuturdum. Suya boğulacak. Annen dersini alır herhalde. Harika olacak. Başla. Gördün mü? Resmen mükemmeldi. Olamaz. Ödevim mahvoldu. Popüler olmamaktan nefret ediyorum. Fen dersim. Biricim, seni çok seviyorum. Niye kapıma hapüstü bir kız? Evet, bugün olacak. Yapabilirsin. Cesur olup ben diye aşkımı ilan edeceğim. Nefes al. Hadi bakalım. Ay, onu dokunabilirim. Wendy, pardon. Selam. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir şey söylemek. Ben sana bu çiçeği getirdim. Ne? Cidden mi? Bu çiçeği benim için mi aldın? Cidden mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu gördüğümde aklıma hemen sen geldin de. Senin bitki sevgin. Çok tatlı. Senin kadar değil. Ne? Bu inekler ne yapıyor böyle? Ne? Ben burada dururken bende mi çiçek alıyor? Bu çocuk. Daha neler? Çok sinirlendim ya. Dur biraz. İlan tahtasında ne varmış? Dur bakalım. Çiçek sipariş servisi mi? Sorunumun çözümü bu olabilir. Çok ilginçmiş. Tek tek bu sınıftan şanslı bir hanımefendi çiçek getirdim. Ne? Vay. Evet, bu tepkiye alıştım. Bütün bu hoşgülleri sınıftan birisi mi alacak? Lütfen ben olayım. Çok güzel olacak. Bu çiçekler Wendy için. Benim mi? Çok şanslısın. Evet, bu çiçekleri sana getirdim. Gidip alsan iyi olur. Peki. Al bakalım. Teşekkürler. Daha önce bana hiç böyle çiçek yollanmamıştı. Kokuları da çok güzel. Mis gibi. Çok teşekkürler. Görevimiz hanımefendi. Bahşiş. Ne? Nasıl? Bahşiş mi? Evet, ben kuryeyim ya. Bak, şapkan bile var. Hadi ama ver bahşişimi. Bu kurye mi? Ama ben bu çiçekleri bana sen getirdin sanmıştım. A noktasından B noktasına taşıyorum. Çok utandım ya. Neden bana hep böyle oluyor? Buralarda biraz param olacaktı. Dur bakayım. Para değil ama işe yarar mı? Buyurun. Dur biraz daha. Şaka mı yapıyorsun? Bu ne? Bahşişin düğme mi? Ama çok üzgünüm. Başka hiçbir şeyim yok ki. Neyse peki. Hadi iyi günler. Yeni bir iş bulmalıyım. Kendimi iyi hissederken birden kötü oldu. Artık bu çiçekleri bile istemiyorum.
yüzündeki o ifadeyi görmen lazımdı. Hemindi. Çiçekleri ister misin? Al hepsini. Nasıl? Çiçeklerini bana mı veriyorsun? Tabii. Şimdi de kaba davrandığım için ben kendimi berbat hissediyorum. Pardon Wendy. Ben sorun değil. Şunu gören oldu mu? Her türlü insan kapıma geliyor. Profesyonel davranalım. Bu parti çok harika olacak. Şu kıyafete bak. Mindy, güzel görünüyorsun. Parti için nasıl giyinilir biliyorsun. Ayakkabılarım bile çok ters. Dur bakalım, öylece giremezsin. Bu partinin bir boy sınırı var. Luna Park gibi çünkü. İçeri ufak çocuklar girsin istemiyoruz. Sen ciddi misin? Hadi ama yalnızca yeterince uzun musun diye bakıyoruz. Sadece duvara yaslan, hadi. Bakalım. Oldukça bilimsel bir ölçüm yapıyoruz. Senin boyun tam da yetiyor. İçeri girebilirsin. Parti seni bekler. Heyecan. Sonra konuşuruz, tamam mı? Selam. Korkumdan ölüyordum. Of, cidden hiç fark etmemişim bile. Evet, şöyle bir bakalım sana. En şık elbisen bu mu? Desenli çorap ve spor ayakkabı mı? Sence güzel mi duruyor bu? Cidden yani. Hey John, gelip şuna bir baksana. Peki, şuraya geç de bir boyunu ölçelim. Tamam. Yakın bile değilsin. Ne? Ama parti? Üzgünüm. Partileyecek başka bir yer bulmalısın artık. Benim için bir istisna yapamaz mısın? Ne dedin sen? Duyamadım sanırım. Lütfen, lütfen, lütfen. Hayır, giremezsin dediysem giremezsin. Daha fazla ısrar etme. Uzaklaş şuradan hadi. Öyle mi diyorsun ha yani? Çok korkutucusun. Hadi, hadi. Küçük insanlar. Peki, peki o zaman. Ben de gidiyorum. Parti de sana kalsın. Hiç adil değildi. Gerçi ben de o aptal partiye belki de gitmek istemiyordum zaten. Eminim zaten içeride bir sürü kaba insan vardır. Senin gibi. Şimdi ne yapacağım? Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hey, bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Evet. Kesinlikle işe yarayacak. Ayakkabılarımı şuraya çıkaracağım. Ve çorabımı kıvıracağım. Sonra da ayağımdan çıkaracağım. Ama kıvırmaya devam. Sonra da çorabımı rulo haline getireyim. Simit gibi olsun istiyorum. İşte budur. Çorabım artık küçücük oldu. Bunu da ayakkabılarımın topuna koyayım. Sonra ayakkabımı yeniden giyeyim. Bitti. Deneyelim bakalım. Ne kadar çok fark etti. Harika fikirmiş bu. Ayakkabımın içindeki çoraplar boyumu uzatıyor. Yaşasın. Hadi gidelim. Pardon. Partiye girmek istiyorum. Yine mi? Seni kovmamış mıydım? Dur lütfen. Boyumu ölç. Peki. Zaten hiçbir fark olmaz ki. Ama yine de dene. Bak, gördün mü? Eskisiyle aynı boyda. Ne? Uzamışsın. Nasıl ya? Neler oluyor? Çok garip bu. Kural kuraldır. İçeri girebilirsin. Evet, parti zamanı. Gir işte ya, kafam karıştı. Nasıl o kadar hızlı uzayabildi ki? Harika genleri olmalı. Görüşürüz Mindy. Bye bye. Selam Mindy, şuraya otursam olur mu? Enseye dikkat, inek. Gözlüğüm! Ah, 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 ah.
çatırdayışını duydum. Olamaz. Camları kırılmış. Oh, ne yapacağım ben şimdi? Neden? Ne zavallı gözlüğüm. Aman ya. Neden ağlıyorsun? Ama bak, gözlüğüm mahvoldu. Evet, anlıyorum. Biraz gıcık bir durummuş. Bazen kötü şeyler olabiliyor. Evet, ama sanki bu kötü şeyler hep bana oluyor gibi. Aa, dur bir dakika. Hey, aklıma bir fikir geldi sanırım. Ben de sorunu çözeceğim. Ne? Peki nasıl? Ha, ilk önce plastik bıçaklarımızı alalım. Sonra da sıcak ayarda çalışan bir saç kurutma makinesi lazım. Plastik bıçağı kurutma makinesiyle şöyle eriteceğiz. Bıçak da ısınınca bükülebilecek. Bak kırılmıyor. Bıçak soğuduktan sonra da şeklini koruyacak. Sonra da bir tutkal tabancası lazım. Bıçağın ucuna az bir miktar tutkal süreceğiz. İşte buraya. Bu kadar yeter. Bundan bir tane daha yapmayı unutmayın. Şimdi de uçlarını böyle yapıştırın. Aynen böyle. Tutkal kuruyunca da tek parça olacaklar. Bak, plastik bıçakla gözlük yaptık. Al bakalım Wendy. Numaralı değil ama. Denemekten zarar gelmez. Peki. Tamam, deneyeceğim. En kötü ne olabilir ki? Vay. Nasıl oldu bilmiyorum ama bununla daha iyi görüyorum. Nasıl durdum? Vay. Bak ne diyeceğim. Bence sen de çok tatlı durdu. Dinle Wendy. Ne? İşe koyulma zamanı. Seni baştan yaratacağız. Bir bakalım ne yapabiliriz. Önce şu kıyafetlerden bir kurtulalım. Vay, yakıştı. Pembe seni epey açıyor. Çok havalı oldum. Ya Mindy, müthiş oldu. Bambaşka biri gibi hissediyorum. Sıra şunda. Hep popüler kızlarla bu dansı yapmayı istemiştim. Vay Wendy. Hareketleri ve zamanları iyi biliyorsun. Anne karşısında çok alıştırma yaptım. Ve bitirme pozu. Başardık Mindy, başardık. Yaşasın. Pardon. Ben biraz heyecanlandım da. Tuhaf şey. Benim yüzümden mi kalktı? Peki. Hiç değilse bu havalı gözlük bende kaldı. Bu renge de bayılıyorum. Çok doğal duruyor. Makyajımı yapmayı unutmamalıyım. Ne? Bu da neydi? Aman tanrım. Wendy mi bu? Ölü gibi duruyor. Hiç iyi görünmüyor. İyi mi seni? Bir ambulans falan ister misin ya da cenaze aracı? Daha önce canlı birinde böyle bir cilt donunu hiç görmemiştim. Günaydın Mindy. Seni gördüğüme sevindim. Peki. Kanımı emme lütfen. Günaydın demiştim. Bir şey mi oldu? Şaka mı bu Wendy? Haline bir baksana. Ama hazır ol. Seni uyarıyorum. Ve aynayı kırma. Olamaz. Cildime ne olmuş benim? Haklıymışsın. Cildim bembeyaz. Şuna bak. Hep bu kadar soluk tenli miydim? Ben bunu hiç fark etmedim ki. Evet, artık fark etmiş oldun. Kısmet canım. Herkes harika bir ten rengiyle doğmuyor tabii. Ama şanslısın. Çünkü sana yardım edeceğim. Ne yapacağımı biliyorum. Göreceksin. Seni müthiş bir hale sokacağım. Önce gerekenlerin hepsini çıkaralım.
Sanırım her şey var burada. Şu bebek yağı ve makyaj malzemesini alalım. Sonra da şu çubuk gerekecek. Önce şunu çubuğumuzla biraz kazıyalım. Toz haline getirip sıradaki adıma geçelim. Bebe yağının sihrini gösterme vakti. Yağın kapağını açmamız lazım. Şimdi de yine toza döneceğiz. Çubukla biraz toz alalım ve sonra da tozu yağın içine dökelim. Şuna bak, kapağını geri takalım. Sıkıca kapayıp sallayacağız. Bak, bebe yağının rengi değişti bile. Güzelleşti. Hey Wendy, bak ne getirdim. Etkileneceksin. Bu küçük şişe bütün sorunlarını çözecek. Krize bir çözüm. Bu karışımla soluk den sorunun bitecek. Al bakalım. İşe yarayacağın da ne? Emin misin? Güven bana. Cildine biraz sürünce resmen müthiş olacaksın. İşe yarayacak. Peki. Yani sanırım deneyebilirim. Dene hadi. Birazcık döküp başlayayım. Elime döküyorum. Amanın. Ay çok olmasın. Peki. Ve sanırım sıradaki adımda. Denemem lazım değil mi? Peki. Hadi bakalım. Ne kaybedebilirim ki? Yanaklarıma süreyim. Vay. Cildim yumuşacık oldu. Sonra da koluma süreyim. Bir dakika. İki kolum vardı. Unutmamalıyım. Az kalsın çok komik görünecektim. Her yere eşit sürmeliyim. İnanamıyorum. Gerçekten oluyor. İşe yarıyor. Şimdiden daha az soluk duruyorum. Üstümde gençlik ışıltısı var gibi. Müthiş bir his. Haklıymışsın Mindy. Çok işe yaradı. Çok parlıyorsun. Gözlerim. Cildim resmen ışık saçıyor. Bayıldım. Eğitim zamanı çocuklar. Aman tanrım. Sanki güneş resmen dersime girmiş. Gözlüğümü alayım. Of, bu kadar güzel olmak da zor. Derse geçsem iyi olacak. Kitapları okumak için sabırsızlanıyorum. Hepsini düşürsen çok kötü olmaz mıydı? Pardon, benden mi oldu? Bu kitaplar sana ne yaptı ya? Hiç değilse sandviçim iyi durumda. Yok artık, bu da ne? Tatlım, elbiseme dokunma. Çekil yolumdan. Öğretmeni en yakın sırayı istiyorum. Kızgın görünüyor. Hocam göründüğü gibi değil. İnanamıyorum. İşaretleri görmüyor musunuz? İşaret mi? Ay. Sırtı yiyecek yasak. Ama çok leziz. Umurumda değil. Verin şunları. Benim o. Kural kuraldır. O sandviçi istiyorum. Bunu nasıl yaptın? Sınıfta yemek ve içmek yasak. Ben kaçar. Vay, iyi ki Hogwarts'taki şu yaz kampına gitmiştim. Ne oldu şimdi? Gina, başın büyük belada. Bunlar hep senin başın altından mı çıktı? Tahmin etmeliydim. Yemek yarışması zamanı. Çok güzel olacak. La 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 la. Yağmur yağıyor. İlk yarışmamızın vakti geldi. Bir gökkuşağı kadar renkli bir yemek yapmanızı istiyorum. Kafam o kadar karıştı ki. Umarım bir tuzak değildir. Ben açarım. Bak, hiçbir şey yok. İyi. Endişelenecek bir şey yok. Ayna gibi kullanabiliyorum. Neden şaşırmadım? Selam güzellik. Bu nereye kayboldu? Her şeyi ben mi yapacağım ya? Vay, ne çok şeker var. Hadi başlayalım. Bu neymiş? Fırsat bu fırsat. Gizli gizli yaklaşayım. Şunu alıyorum. Tatlı mı tatlı şekerim. Nasıl da özlemişim. Ama artık benimsin. Nasıl ya? Fetchu fetchu for you. Gina'ya bakın. Çok trajik bir görüntü. Evet. Aslında fena söylemiyor. Kendini gerçekten yetenekli mi sanıyor? Şu işe başlamam lazım. Gözümü alamıyorum. O yüzden kötü notlar alıyorsun. Odaklanamıyorsun. Bu iş kolay olacak. Şekerleri bir şişeye koyalım. Vay rengarenk.
sonuna kadar dolduralım. Sonra da mısır şurubu lazım. Bunu da şişeye dökelim. Şekerleri örttüğünden emin olalım. Birazcık daha lazım. Artık kapağını kapatabiliriz. Bitti. Ha? Bir şey mi söylediniz? Bitirdiniz mi yani? Aha, o kadar zor değildi. Şuna bak. Acaba kendim yesem? Hmm, leziz olmuş. Bunu sürekli yiyebilirim. Vay canına, çok havalıymış. Ah, bir fikrim var. Ve harikulade olacak. Şekerleri şu tabağa koyalım. Bir daire şeklinde olsun. Renkler de değişsin. Bu bitince suyu ekleyelim. Çok fazla olması gerekmez. Bak, su değişiyor. Çok güzel. Ama daha bitmedi. İçine marshmallow batıralım. Yavaşça döndürüp rengi çekmesini sağlayalım. Vay, çok havalı duruyor. Üstelik de çok lezizler. Tamam, süre doldu. Şundan kurtulsam iyi olacak. Hmm. İkiniz de iyiydiniz. Etkilendim. Ama yalnızca bir kişi kazanabilir. Bugün dostluk kazanıyor. İkimiz de mi kazandık? Hey! Şöyle güzel bir film gibisi yok ya. Özellikle de yanında atıştırmalık varsa. Ya bitmiş. Burada siz devreye giriyorsunuz. Anlaşıldı. Aa, bunlar güzel duruyor. Bu tur keyifli olacak gibi. Bu paketi açalım. Tahmin ettiğimden de zormuş. Bunu neyle yapmışlar ya? Yok artık, bir ara spora falan gitmelisiniz. Neyse, bakalım bana ne çıkmış. Aa, lavaş. Bu beni acıktırdı. Bana yardım gerek. İnekler, toplanın. Bize güvenebilirsiniz. Uygulamamız gereken tam gücü hesaplamamız lazım. Ve de cipsin hacmini. Ya hayır, yanlış oldu. Hmm, bu da ne? Alo? Aa, işe koyulma zamanı. Lavaş açarak başlayacağım. Sonra da dilimleri ayıracağım. Ardından toz biberi alalım. Bu da isli bir tat katacak. Toz biberi kaseye alalım. Hepsini dökelim. Sonra da yağ ekleyelim. Bu kadar yeter. Şimdi de bir yemek fırçasını alalım. Toz biber ve yağ karıştıralım. Lavaşları ısı geçirmez bir kaba koyuyoruz. Şimdi de yağı lavaşların üstüne sürüyoruz. Tamamen kaplanmaları gerek. Fırça bu işi çok kolaylaştırıyor. Tıpkı resim yapmak gibi. Artık fırına girebilirler. Lavaş dilimleri piştikçe sertleşecektir. Bunları yakmak istemeyiz. Mmm, mis gibi cips. Bunlar harika duruyor. Bir tane deneyeceğim. Ama bir sos lazım. Mmm, bu güzel olacak. Vay, bazen kendimi de şaşırtıyorum. Hey, şunu denesenize. Ve şu paketi bana verin. İyi şanslar. Ah, nasıl ya? İmkanı yok. Grace kazandı. İşte salsa zamanı. Ah, çok sıkıldım. Durun ya, bu çok sinir bozucu. Yeter artık, buna devam etmeyeceğim. Bir arama yapmalıyım. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Ah, selam, bir masaj randevusu istiyorum. Ah, sonunda gitti. Ben de tek başıma yarışırım. Hmm, lezzetliymiş. Çok ferahlatıcı. Ya bitti işte. Çok güzel gidiyordu. Sorunumu çözün. Hemen. Bakalım elimizde ne varmış? Ha? Göz bandı mı? Peki. Burada ne var? Boş bir bardak. Yalanım yok, kafam bayağı karıştı. Sanırım şunu takacağım. Kim bilir, belki de biraz kestiririm. Tamam, hazırım. Başlayalım. Selam. Leziz bir içecek hazırlayacağız. Ne yapacağız? Güzel. Ya sağ ya da solu seçin yeter. Ardından o malzeme doğruca miksere girecek. Sol diyorum. Harika seçim. Süt. Güzel başlangıç. Bunu miksere dökeyim. Hmm, şimdiden susamaya başladım. Hepsini döktük. Sıradaki. Çok heyecanlı. İşler şimdi ilginçleşiyor. Bu sefer de sağ seçiyorum. Buyurun. Krem çikolata lezzetli. Bu işe bayıldım. Sütün içine tepeleme bir kaşık koyalım. Mis gibi çikolatalı süte benzeyecek. Sıradaki malzemeye hazırım. Tarafınızı seçin. Çok eğleniyorum. Hmm, düşüneyim. Dondurmayı alayım. Vay, müthiş gidiyor. Herkes dondurma sever. Grace çok şey kaçırıyor. İşte sıradaki seçenekleriniz. Ne istersiniz? Şu olsun. Bu neymiş?
Kurabiye, ah leziz. Çok güzel olacak. Sabırsızlandım. Kapağını takalım. Güzelce karıştıralım. Şuna bak. Sanırım hazır. Şimdi bardağa koyabiliriz. Kokusu çok güzel. Üstüne de krem şanti koyalım. Birkaç parça da şeker. Vay, bunu keyifle içebilirim. Deneyelim. Ne düşünüyorsun Cina? Mükemmel, kazandınız. Oh, aslında kazanmayı beklemiyordum. Hmm, dondurma. Pardon, biraz alıştırma yapmam lazım. Hata yapayım deme. Ne yapıyorsun? Neden dondurma israf ediyorsun? Siz tabaklarınıza baksanıza. Ah, çok üzgünüm. Ah, külah. Ama dondurma yok ki. Vay, acaba bende ne var? Öğrenmenin tek yolu var. Ha? Çubuk mu? Yine de kazanacağım. Ya öyle mi? Millet, sizce kim en iyi yiyeceği yapacak? Cevabınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Oyunuzu bana vereceğinizi biliyorum. Harika bir fikrim var. Külahı önce şu yayın üstüne koyalım. İçine biraz ketçap sıkalım. Bu kadar yeter. Külahın içine sosis dilimleri de koyalım. Sonra da üstüne peynir gelsin. Şimdi de biraz toz biber. Sonra da pişmesi için fırına atalım. Müthiş görünüyorlar. Karşınızda pizza külahı. Gayet güzel değil mi? Tatları da harika olacak. Hepsini yemek istiyorum. Sıra bende. Biraz hızlı makarnam var. Üstüne sıcak su dökelim. Ve yumuşamalarını bekleyelim. İş biraz hızlansın diye üstüne kapak kapatalım. Hmm, güzel duruyor. Makarnaların üstüne yumurta kıralım. Bir tutam da kırmızı biber serpelim. Karıştırmak için çubukları kullanıyorum. Her şeyin güzelce karışması lazım. Makarnayı bir çubuğa doluyoruz. Sonra da kızgın yağ atıyoruz. Makarnalar nar gibi kızarana kadar pişiyorlar. Buna çubukta makarna diyorum. Çıtır çıtır leziz ve yedikçe yedirir. Sanırım yeni bir favori atıştırmalığım oldu. Ne düşünüyorsun Cina? Ben kazandım değil mi? Ha, zor seçim. Ama bu turu öğretmenim kazanıyor. Harika ötesiyim. Cidden mi? Bu bandanayı bağlamam lazım. Ama biraz sıradanmış. Keşke biraz daha havalı olsaydı. Bandanayı şu bardaklara koyuyoruz. Sonra hepsine boya döküyoruz. Farklı renkler kullanıyoruz. Harika olmasını istiyorum. Bandana boyayı emecek. Bu da havalı bir gökkuşağı gibi görünecek. Sadece biraz sabırlı olmak gerek. Bu da sonuncusuydu. Bak, bütün renkler karışıyor. Böyle çok daha iyi oldu. Ay, çok güzel görünüyor. Gitme zamanı. Ay, Chris'in bana yazdığına inanamıyorum. Ay, çok komik biri. Hem de çok tatlı. Ah, Stacy geldi. Hmm. Ne haber inek? Ah, selam. Güzel konuşmaydı. Derse hazırlansam iyi olur. Vay, şu telefonuna bak. Benimkinden çok daha iyi. Ya, bir şey mi oldu? Aman, beni ilgilendirmez. Üstüne bir de şık boya fırçaları var. Bende sadece bu var. Çok eski püskü bir şey. Ah, benim boyalarım nerede? Ah, bunlar çok pahalı. Ama her şeyin en iyisini isterim. Cidden güzel duruyorlar. Ben de boyamı çıkarayım. Ah, neredeyse şövalyemi unutuyordum. Buna kesinlikle ihtiyacım olacak. Şaka mı yapıyorsun? Bende öyle bir şey yok ki. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Ah, cidden mi? Ya, çok utandım. Ay, ne yapıyorsun? Hey, işe yarıyor. Yerimizi değiştirmeliyiz. Şöhretimi lekeliyorsun. Ah, başlıyoruz. Vay, şu ayakkabılara bak. Son modalar. Resmen bayıldım. Param böyle ayakkabılara asla yetmez. Kısmet, ne yapalım? Ha, bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Şu boyaları kullanarak ayakkabılarımı dönüştürebilirim. Denemeye değer. Önce bağcıkları çıkarıyoruz. Sonra da fırçamızı alıyoruz. Biraz sarıyla başlayalım. Ay, çok canlı görünüyor. Ayakkabının burnunu bununla boyuyoruz. Tamamını kaplamamız lazım. Güzel olmasını istiyorum. Bu kısımda dikkatli olmalıyız. Boşluk bırakmamak gerek. Ay, çok eğlenceli. Moda tasarımcısı gibi hissediyorum kendimi. Farklı kısımlarda farklı renkler kullanıyoruz. Rengarenk bir ayakkabı olacak. Topukta da sarı kullanalım.
tabana bulaşmasını istemeyiz. Acele etmeden yapmalıyız. Bu kadar uğraşıp sonra mahvedemeyiz. Hadi renkleri değiştirelim. Dilde de pembe kullanabiliriz. Eşit fırça darbeleriyle çalışıyoruz. Bu çok fark yaratacak. Neyse ki elim titremiyor. Bu kısım biraz zor. Sıradaki bölümde sünger kullanıyoruz. Dilin iç kısmını boyamak için kullanılıyor. Bu kumaş boyayı emecek. Süngeri üstüne bastırsam yeter. Aynısını pembe boyayla da yapacağız. Bunu da ayakkabının girişinde kullanıyoruz. Bu işin rahatlatıcı bir yanı da var. Şimdi kurumaya bırakalım. Beklerken ayakkabının kalınlığını boyayabiliriz. Sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Herkes çok kıskanacak. Bunu bütün ayakkabılarıma yapmalıyım. Gökkuşağı koleksiyonu yaparım. Bu kısım biraz zor. Sakin sakin boyayayım. Evet, bu kadar pembe yeter. Şimdi sıra mavide. Bunu da ayakkabının önüne ve topuğa son dokunuş olarak kullanacağız. Kalan boşlukların üstünden de maviyle geçiyoruz. Bu renge bayılıyorum ya. Birkaç kısmı da boş bırakıyoruz. Boya kuruduktan sonra kenarlardan siyah kalemle geçiyoruz. Bu da boyanın göze çarpmasını sağlayacak. Ve birazcık daha detay katacak. Siyah çizgilerin kalın olmasını istiyorum. Renkler arasında harika bir kontrast yaratıyor. Neredeyse çizgi film gibi duruyor. Bunu ayakkabının her tarafına yapıyoruz. Sanki resim dersindeyiz. Bunun için ağ almam lazım. Bağcıkların deliklerini de unutmayalım. Neredeyse bitti. Ayakkabının üstüne birkaç çizgi daha çekelim. Bu tarzı tamamlayacak. Deri üstündeki kırışıklıklar gibi olacak. Şimdi de tabanın çevresini yapalım. Kenarını takip ediyoruz. Bu da son kısımdı. Bitti. Bağcıkları da boyadım. Vay, bayıldım. Bana has biricik ayakkabılarım. Üstelik hepsini ben yaptım. Sonuçlardan çok memnunum. Ha? Ay yok artık. Ah, beğendin mi? Bunları nereden bulmuş ya? Hiç adil değil. Vay, çok yetenekli bir sanatçıyım. Çalışmalarım galeride sergilenmeli. Ay, kimi kandırıyorum ki, çok sıkıldım. Hep aynı şeyleri çizip duruyorum. Ha, bir dakika. Annemin bir sürü kıyafeti varmış. Aa, ne yapacağımı buldum. Defile zamanı. Aa, bu çok güzelmiş. Vay canına, çok yakıştı. Başka ne varmış? Aa, peki ya bu? Hmm, bu rengim değil. Vay, bu güzelmiş. Evet, bunu seçiyorum. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay, güzel oldum. Aa, bu şapkayı da deneyelim. Kıyafeti çok güzel tamamladı. Bana baksana, model oldum. Aksesuar takmalıyım. Ay, çok şıkım. Ne? Makyaj kutusu mu? Vay, çok şey varmış. Aa, bu ruju sürmek istiyorum. Rengine de bayıldım. Annemi sürerken görmüştüm. Sanırım böyle yapılıyordu. Yetişkin gibi oldum. Aa, başka ne var? Aa, parfüm. Müthiş parfüm kokusu. evet, bu kadar parfüm yeter. Vay, kendimi müthiş hissediyorum. Aa, kola. En sevdiğim. Göz alıcı olmak çok susatıyormuş. Kana kana içeceğim. Kolamı koyacak bir garson olmaması da çok üzücü. Buz mu bu? Biraz alırım. İçeceklerimi soğuk severim. Ha, bu kadar yeter. Ay, annemin kıyafetine döktüm. Aa, durum kötü. Aman tanrım, çok kızacak ya. Hadi ama çıksana. Uf, işe yaramıyor. Ay, ne yapacağım şimdi? Aa, beyaz boya. Hmm, lekeyi saklayabilir. Umarım işe yarar. Çok daha kötü oldu. Neden böyle oldu ya? Aa, düşün düşün. Parfüm leke çıkarır mıydı? Aa. Hayır. Aa! Bu hiç adil değil. Stacy, neler oluyor? Neden özelim dünya? Onlar benim kıyafetlerim mi? Ne yaptın sen? Aa, senim anne. Bana bir açıklama yapman gerekiyor. Lütfen kızma. Sadece senin kadar güzel olmak istedim. Gerçekten mi? Ya, çok tatlısın. Korkma, hiç sorun değil. Dur biraz. Sanırım nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Her şey düzelecek, tamam mı? Sen ne için diyorsun? Güven bana. Sana yeni bir sanat projesi buldum. Tişörtü bu şekilde yuvarlayarak başlıyoruz.
Sonra da bu tarafı katlayıp sabitlemek için lastik takıyoruz. Bunu tişörtün tamamına yapacağız. Bunu küçük bölümlere ayırıyoruz. Lastiklerin sıkı olduğundan emin olsak yeter. Evet, sanırım bu kadar yeter. Şimdi de tişörtü büyük bir kaba koyuyoruz. Bu mükemmel oldu. Sonra da kaba buz döküyoruz. Üstünü kaplıyoruz. Sonra boyaya geçeceğiz. Buzların üstüne kırmızı boya döküyoruz. Aynı şeyi diğer renklerle de yapıyoruz. Gökkuşağı gibi görünmesini istiyoruz. Bu yüzden boyaları belirli bir sırayla döküyoruz. Şeritler halinde olmalılar. Hızlı olamayız. Buzların erimesini istemeyiz. Henüz. Bu da son boyaydı. Vay, harika görünüyor. Şimdi de bekliyoruz. Buz küpleri eridikçe boya kıyafete geçecek. Tıpkı elde boyar gibi. Kıyafet tasarlamanın eğlenceli bir yolu. Bayağı da havalı. Buz küpleri tamamen eridi. Tişörtü kaptan çıkarabiliriz. Şuna bak. Vay, harikaymış. Bayıldım anne. Benim kıyafetlerimi giymeyi bırak yalnız. Anlaştık anne. Şimdi kolam nerede? Buradaymış. Hayatta olmaz. Evet, haklısın sanırım. Vay, şu kıyafetlere bak. Çok heyecanlı. Şuradan başlayalım. Of, çok güzeller. Vay, güzelliklere bak. Şu çantalar da çok tatlı. Tek boynuzlu at mı? Bu, büyüleyici. Bayıldım. Şuna bak. İçinde çok güzel olurdum. Kendimi harika hissediyorum. Şu paralara bak, hepsi de benim. Hayat doluyum. Gökkuşağının üstüne dans etmek istiyorum. Bunları gördükçe keşke güvenliğimiz olsaydı diyorum. Pardon. Hey, dans eden. Hey, yeter artık. Çok üzgünüm. Yardım lazım mı? Tıbbi yardım falan. Ben iyiyim. Şu tuluma bayıldım o kadar. Bu dansın nedenini açıklıyor. Fiyat etiketi yokmuş. Ne kadarmış? O kadar param yok ki. Bende bu var. Yetmez. Of, çok utanç verici. Sağ ol ya. İnanılmaz. Bu tulumu çok sevmiştim. Neyse, eve dönelim o zaman. Ya, çok üzgün görünüyor. Kendimi de kötü hissettim. Hey! Yapabileceğim bir şey olabilir. Bana biraz izin ver. Öf, daha sık temizlik yapmalıyım. İğrenç. Şunu alabilirsin. Gerçekten mi? Bu kadar mı? Enesi varmış. Beğenirsin sanmıştım. Bir dakika. Bir dakika, alıyorum. Alacağını biliyordum. Sana satış yapmak bir zevkti. Harika bir fikrim var. Bir dönüşüm zamanı. Peçeteyi tutkala batırıyorum. Sonra da alnıma yapıştırıyorum. Bir daire çizeceğim. Ardından tutkalın kurumasını bekliyorum. Peçete oraya yapışacak. Şimdi de bir boynuz gerekiyor. Onu da peçeteye oturtacağım. Ama işimiz daha bitmedi. Biraz da makyaj lazım. Açık maviyi alıyorum. Gözlerimle başlıyorum. Göz kapağı boyunca ince bir çizgi çekeyim. Sonra da göz kapağının üstünü açık bir pembeye boyayayım. Doğal kıvrımını takip ediyoruz. Güzel duruyor değil mi? Ama dağısı var. Hafifçe göz farı süreceğim. Pembe çizginin altına inmemeliyim. Ama kaşlarımı kaplamak istiyorum. Aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Bu renge bayılıyorum. Şimdi de tırnaklar. Fırça değiştirme zamanı. Makyajı saç çizgisi hizasında uyguluyorum. Burnuma da kontür yapıyorum. Biraz da elmacık kemiklerime. Fırça sonra da boyun ve çeneme geçiyor. Tekrar edeyim mi? Çok sürmüyoruz. Güzel olmasını istiyoruz. Bu bazımız olacak. Evet, güneşte fazla kalmış gibiyim ama bana güven. Sırada nötr renkler var. Bu kahverengi mükemmel. Bununla peçeteyi boyayacağım. Bu doğal durmasını sağlayacak. Cildim gibi görünsün istiyorum. Yine maviye dönüyoruz. Bunu dudaklarıma süreceğim. Keşke benim de bu renk rujum olsa. Çok çarpıcı. Yavaşça yapmalıyım. Bayıldım. Genel görünüşüme çok şey katacak. Sabırsızlanıyorum. Biraz sim kullanma zamanı. Tek boynuzlu atlar biraz parıldamalı değil mi? Boynuma süreyim. Böylece tarzım seviye atlıyor. Ve keyifli görünüyor. Pembe kısmın sonuna kadar gidiyorum. Yanaklarıma da gümüş sim sürüyorum. Burada da doğal renkleri takip ediyorum. Sonra da çeneye geçiyorum. Biraz zaman alıyor ama fazlasıyla değecek. Burnumu da unutmayayım ve alnımı.
boynun etrafını boyuyorum. Son olarak da göğsün üstünü. Geriye tek bir şey kaldı. Saçımı yapmalıyım. Ne düşünüyorsun? Takma kirpikler de tarzımı tamamlıyor. Kendimi müthiş hissediyorum. Tek boynuzlu at gibi. Tekrar teşekkürler. Ne? Ah, seni gerçek bir tek boynuzlu at sandım. Bu tarzı vay canına. Ben de bu tepkiyi almayı umuyordum. Bir anda tribe girdim. Bana da bir dönüşüm lazım. Ne harika dersti. Hadi öğle yemeğine gidelim. O denklemler sence de çok heyecan verici değil miydi? Matematiği cidden çok seviyorum. Yakaladım seni. Beni kurtardın. Hey, ellerini çek ondan. Sorun değil. Ne zaman olsa yaparım. Rüya gibi bir çocuk. Belki bir ara görüşürüz. Umarım. Selam kanka. Ne? Lütfen canımı yakma. Peki, her neyse. Az kalmıştı. Kahramanım. Bir dakika, Jake ve Grace mi? Grace. Bunu nasıl yaparsın? Sanırım aşık oldum. Bu harika olacak. Grace'e neler hissettiğimi göstereceğim. Hey, ne çok balon var burada. Sen misin? Ne vardı? Bunların hepsini sen mi yaptın? Evet, Grace'i seviyorum. Sana iyi şanslar o zaman. Şansa ihtiyacım yok benim. Şimdi tek yapmam gereken beklemek. Eyvah, hediyesini unuttum. Gidip alsam iyi olur. Bu kitapları okumak için sabırsızlanıyorum. Aman tanrım, dolabıma bak. İnanamıyorum. Bu hayatımda gördüğüm en tatlı şey. Vay canına, çok romantik. Bu müthiş bir şey. Derse gitsem iyi olacak. Selam. Teşekkür ederim Jake. Bir şey değil. Olamaz. Grace ne yapıyor? Senin bana sarılman lazım. Benim için böyle şeyler hissettiğini hiç bilmiyordum. Bu çok harika. Teşekkür ederim. Bana mı? Bunu benim mi yaptığımı sanıyorsun? Bir dakika. Sakın aklına bile getirme. Evet, hepsi benim eserim. Bunu ben yaptım. Sen çok tatlı birisin. Sonra görüşürüz. Bu çok tuhaftı. Görüşürüz ezik. Bu hiç hoş değil. Sana gününü göstereceğim. Grace, bunu ben yaptım. Jake değil. Demek öyle, tabii ya. İyi de araya giriyorsun. Chris, çekil şuradan. Jake'le birlikte gitmem lazım. Ama ben seni seviyorum. Bu hiç adil değil. Bir türlü uyuyamıyorum. Çok sinir bozucu. Bu çok saçma. İlgimi dağıtacak bir şeye ihtiyacım var. Telefonum o işi görür. Bir bakalım. Vay canına, şu kaslara bak. Çok yaramaz bir çocuk. Chris, senin burada ne işin var? Bir dakika. Jack ve başka bir kız mı? Bu da ne? Gülümse bebeğim. Birlikte çok güzeliz. Bana bunu nasıl yapabilir? Ben Stacy'le rekabet edemem ki. O muhteşem bir kız. Bense değilim. O zaman bir dönüşme girişmenin zamanıdır. Yani ne kadar zor olabilir ki? Cildimin ışıldamasını istiyorum. Bu işe yarar işte. Ve sonrasında bu yüz maskesini deneyeceğim. Komik görünüyorum. Vay canına, cildim çok sağlıklı görünüyor. Pekala, sırada ne var? Buldum. Yeni bir kıyafete ihtiyacım var. Giyebileceğim bir şeyler olmalı. Bu pırıl pırıl. Jake'in kesin gözünü alacaktır. Ama bu renkten hoşlanmadım. Belki de bu olmaz. Bu biraz frapan oldu. Vay canına, işte bu daha uygun sanki. Çok şirin. Şu ana kadar iyi gitti. Geriye tek bir şey kaldı. Makyaj tabii ki. Kabul et, güzel görünüyorum değil mi? Sanırım artık hazırım. Bir saniye. Neredeyse unutuyordum.
Bunların görüntüme pek uyduğunu sanmıyorum. İşte. Böyle daha iyi. Hey inek, yakala. Kes şunu. Hadi doğal davran. Ooo, Grace. Vay canına. Selam Jake. Aa, Grace, çok güzelsin. En iyi hamlelerimi yapmam lazım. Ne haber Grace? Seni daha önce fark etmemiş olmam tuhaf aslında. Bense seni hep fark etmiştim. Her zaman neden bütün kızları Jake kapıyor? Hey sen, sipariş verecek misin? Yani gerçekten harikaydı. Dostum, hadi ne istiyorsun? Çekil şuradan. Herkes benim adımı bağırıyordu. Bir saniye. Eyvah Stacy. Pardon. Çok yeteneklisin. Onun hiçbir özelliği yok. Buldum. Bir dakika. Bunu boş ver gitsin. Her neyse, kendinden bahsediyordum. Bütün gün hikayelerini dinleyebilirim. Ama tanrım, işte bu ilk öpücüğüm. Şanslı günündesin. Olamaz. Bu hayatımın en kötü günü. Bakamayacağım. Ne? Jake? Ne? Neler oluyor? Bebeğim, inan göründüğü gibi değil. Onu hiç kafana takma. Seni arayıp durdum. Ben de seni arayacaktım ama ben onun haline acıdım. Şaka mı bu? Aman tanrım, inanılmazsın. Stacy, hadi ama biz harikayız. Bu çok utanç verici. Ben gidiyorum buradan. Grace, bekle. İşte bana fırsat. Hadi unut onu, otur yanıma. Sen kendinde misin? Olmaz. Bana bunu yaptığına inanamıyorum. Harika, bir de yağmur yağıyor. Sanki günüm bundan daha beter olabilirmiş gibi. Yanımda ceketim bile yok. Ama benim var. Chris, sen Jack'ten daha iyisine layıksın. Bunu içten mi söyledin? Tabii ki. Hayır, yapamam. Benim gitmem lazım. Ama ceketin... Chris, geri gel. Lütfen. Üzgünüm. Ne günde ama. Sonunda eve gelebildim. Umarım Grace evine rahatça gitmiştir. Onu öpmeliydim. Beni öpmeliydi. Bu çok kafa karıştırıcı. Umarım bu içecek acımı unutturur. Hala onun kokusunu alabiliyorum. Her yerde Grace'in yüzünü görüyorum. Onu çok özlüyorum. Seni özlüyorum Grace. Bir dakika, ben ne yapıyorum? Meğer ne körmüşüm. Her yerde bunun işareti vardı. Ve dolabıma gelince o Jake değildi. Jake sadece beni kullanıyordu. Chris ise çok tatlı. O bana gerçekten değer veriyor. Peki kimi seçsem, kim daha iyi? Chris mi yoksa Jake mi? Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yardımına ihtiyacım var. Ne yapmam gerektiğini yorumlarda bana yaz. Lütfen arkadaşlar, benim beyaz atlı prensim kim? Bu çok zor. Sana bir özür borçluyum. Vay canına, bunlar benim için mi? Umarım bu çiçekler Grace'in hoşuna gider. O olamaz. Çok güzeller. Biliyorum ama senin kadar değiller. Peki bir öpücüğe ne dersin? Nasıl hayır diyebilirim ki? Aslına bakarsan çok kolay. İşte böyle. Hayır. Çiçeklerin sende kalsın. Merhaba Chris. Şu çiçekleri almama izin ver. Ve aslında bu gözlüğe de ihtiyacın yok. İneği bana mı tercih ediyorsun? Şaka mı bu? Tam birbirinize göresiniz ezikler. Çok aptallık ettim. Benim istediğim sensin. Mutlu sonlar ne hoş değil mi? Evet, gerçek aşk her zaman bir yolunu bulur. Peki sence Grace kimi seçmeliydi? Chris'i mi, Jake'i mi? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.